Merhabalar sevgili arkadaşlar. 6 Ekim Pazar gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Gün genelinde hırslı olacağımız, azimli olacağımız, cesaretli olacağımız, kendimize güveneceğimiz, yani biraz da tırnağımız varsa başımızı kaşıyabileceğimiz, kendi işimizi kendimiz yapacağımız, hedefe odaklanacağımız, yarım hiçbir şey bırakmayacağız, tamamlamaya çalıştığımız her işi başaracağımız bir gün diyebilirim. Tutkuluyuz, hırslıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Yeter ki aklımıza bir şeyi koymayalım sevgili arkadaşlar. Aklımıza getirdiğimiz planlarımızı, projelerimizi de hedefe odaklanarak yapacağımız bir gün diyebilirim. Sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar biraz böyle sözlü atışmalar, tartışmalar, biraz kavga, biraz yani ağzımızdan çıkacak olan kelimelerin dikkatli kullanmamızda fayda var diyebilirim. Patavatsızca ya da kalp kırıcı şekilde ya da yıkıcı bir şekilde bazı şeyleri, yani en son konuşmamız gereken şeyi en başta konuşmak gibi ya da hiç konuşulmaması gereken bir şeyi konuşmak gibi. Aslında şöyle bir şey var. Dürüstüz. Bazen her gerçeği yeri, yani her gerçeği söylememek ya da dürüst olacağız diye çok böyle aşırı dobra dobra konuşmak bazı şeylerin yıkımına sebep olabilir. Buna dikkat edin. Sadece konuşma üslubumuzda ve konuştuğumuz kelimelerde çok fazla yıkıcı olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sabah saatlerinde biraz böyle iletişimsel konularda gerginlikler söz konusu gibi görünüyor. Ya siz kendinizi yanlış ifade edeceksiniz ya karşı taraf size kendini yanlış ifade edecek. Bir şekilde anlaşılamama enerjisinin yoğun olduğu bir enerjiyle güne başlıyoruz. Aynı zamanda iletişimle alakalı elektrik ve elektronik eşyalarınızla alakalı da sorunlar çıkabilir. Telefonunuz bozulabilir ya da işte telefonunuz düşebilir, bilgisayarınızda bir sıkıntı olabilir, yanlış kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Bir şekilde bu tarz elektrik ve elektronik konularla ilgili de sıkıntılar yaşayabileceğimiz bir sabah saati, belki de bazı yerlerde elektrik kesintisi de olabilir gün genelinde ve pazar günü boyunca bu elektrik kesintisi yüzünden bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yapacağınız günlük rutin işlerinizi yapamayabilirsiniz. Yani herkese aynı şekilde enerjisini gösterecek değildir tabii ki bu gökyüzündeki enerji. Kimimizin dediğim gibi kavga dövüş olabilir, kimimizin telefonu bozulabilir, kimilerimizin elektriği kesilebilir. Ama bu tarz bir enerji söz konusu ve bu hepimizi ilgileniyor. Hangi burçtan olursanız olun sevgili arkadaşlar. Hangi burçtan olursanız olun bu tarz etkiler var gökyüzünde ve bu etkileri de hepimiz yansıyabiliriz. Yaşadığımız yer yani yaşadığımız yerle alakalı kesik kesik bu bölümler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda ani beklenmedik yine sürpriz durumlar, biraz böyle karşıtlık, beklenmedik durumlar, yine elektrikle ilgili durumlar, yine online konular, internet konuları, bilgisayarla ilgili konular, haberleşmeyle ilgili konular, gökyüzüyle ilgili konular, işte birdenbire hava çok güzelken yağmur yağabilir, dikkat edin dışarıya çıktığınızda, fırtınalar söz konusu olabilir, duygularınızda da bunu yaşayabilirsiniz. Yani bir şey yok, duygularınızla alakalı dürtülerinizle birden parlayabilirsiniz. Bir durup durduğunuz yerde birden duygularınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir gün. Gece saatlerinde de biraz daha ilahi konulara yönelebileceğimiz, maneviyata yönelebileceğimiz, ibadet edebileceğimiz saatler, sanki biraz daha böyle izdivaç geçip, böyle izdivaya geçip, İşte inancımız gereği, herkesin ibadet şekline göre ibadet etmek, dua etmek, namaz kılmak ya da işte nasıl maneviyatınızda bir şekilde ibadet ediyorsanız ona gibi bir izdivaya geçip bu tarz maneviyata yöneleceğimiz bir enerjinin yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Pazar günü içinde. Aynı zamanda şöyle de bir durum var sevgili arkadaşlar. Şimdi bazı şeyler bitebilir, bazı şeyler sonlanabilir bugün.
Yani bir yandan da zaten yıkıcı özellikler de var. Yani gerek ilişkilerde, gerek sosyal hayatta, gerek başka bir konuyla ilgili sonlanma, bitiş kararı verme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ama üzülmeyin ki her bitişin altından, her işte akşamın karanlığından sonra sabahın güneşin doğması gibi bir şeyler bitiyorsa yeni bir, daha kuvvetli bir şekilde de yeni şeyler de başlayacaktır diyebiliriz. Gün geneli içinde. Evet, bugün biraz böyle tamamen yıkıcı, tamamen sonlanmaya doğru gidici bir enerjinin hakim olduğu bir günden geçiyoruz. Bugünün olumlu enerjilerinden faydalanabilecek olan burçlar Akrep Burcu, Balık Burcu ve Yengeç Burcu. Günün olumlu enerjilerini aktif bir şekilde hissedeceklerdir. Kova Burcu, Aslan Burcu ve Boğa Burcu da günün biraz daha zorlanan burçları arasında yer alıyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yine sağlıkla ilgili konularda cinsel organlar ve rahimle ilgili konular ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar kasıklarla, kasık ağrıları, mesaneyle ilgili sorunlar, idrar yolları, genital organlar, buralarda sorunlar yaşanabilir diyorum. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Yani enfeksiyon kapma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım günün mesajı ne söyleyecek? 6 Ekim Pazar diyoruz. 6 Ekim Pazar gününün enerjisi. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlar ara dedi sevgili arkadaşlar. Biraz böyle tavsiyeye ihtiyacımız olduğu bir gün sanki. Biraz bunu mesaj olarak bunu hissediyorum. Yani kaç yaşında olursak olalım ya da ne kadar tecrübeli olursak olalım, bizden daha tecrübeli kişilerden ya da bize manevi olarak destek olacak kişilerden tavsiye almak, yardım görme enerjisi hakim gibi görünüyor. Yani burada sevgili arkadaşlar biraz böyle bize yön gösterecek ya da kafa karışıklığımızı giderebilecek, tavsiyeler alabileceğimiz kişilerle de görüşme durumu söz konusu gibi görünüyor. Bakalım. Yakut Rabbimizin sadakasıdır diyor sevgili arkadaşlar. Evet, burada maddi manevi bir sıkıntılı bir dönem var. Maddi manevi bir kayıp durumu söz konusu. Zaten bitişler ve sonlanmalar var demiştim bugün için. Burada da yine maddi manevi kayıplar var sevgili arkadaşlar. Ve bu kayıpların, bu bitişlerle ilgili sistem bize diyor ki, gelen evrenin mesajı bize diyor ki tavsiye al. Yani belki sen yenilikçisindir, gelenekçi değilsindir ama geleneksel bakış açılarıyla ilgili de tavsiyeler almanızı gösteriyor buradaki mesaj kartı. Ve ruhsal olarak kendimizi geliştirebileceğimiz bazı aktivitelerde de bulunacağımızı gösterdi ki zaten akşam saatlerinin maneviyat olarak da yoğun olduğu bir gün. Evet sevgili arkadaşlar, kayıplar, bitişler, sonlanmalar söz konusu gibi görünüyor. Bu pazar günü boyunca bakalım neler olacak. Sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.